Sevgili izleyenler, merhabalar. Yeni programda karşınızdayım. Siyasetin nabzında bugün Faik Tunay, 24. dönem İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Kendisiyle aktif bir şekilde bir dönem milletvekilliği yaptı. Ama siyasi deneyimi, tecrübesi ben çok uzun yıllardan beri tanıdığım için, takip ettiğim için bence son derece değerlidir. Uzun bir zamandan beri böyle görüşüyorduk. Fırsatımız olmadı. Onun yoğunluğu var, benim yoğunluğum var. Bugün dedik ki bir araya gelelim. Ben şuna çok inanıyorum. Siyaseti hep çok yeni yüzlerin, çok başka insanların her akşam televizyonlarda aynı insanları görmek yerine farklı insanlardan dinlemek çok önemli. Dolayısıyla bugün de sizinle bunu konuşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mesut Bey, söylediğiniz güzel sözler için öncelikle. Ben her gittiğim, davet edildiğim yerde ilk söze başlarken, selamlamadan önce, hani klasik selamlama vardır ya, beyefendi, hanımefendiler, bilmem ne müdürü, bilmem ne daire başkanı falan. Hep ben teşekkür ederim. Şunun için, bir siyasetçiyiz. Siyasetin, ticaretin sermayesi para, siyasetin sermayesi insan. Ben kendimi ne kadar fazla insana doğru ve düzgün bir şekilde anlatabilirsem, o kadar benim taraftarım, o kadar benim severim artar. O yüzden ben davet edildiğim her yere gittiğim zaman, YouTube yayını olsun, televizyon yayını olsun, kahve sohbeti olsun, bir sivil toplum kuruluşu olsun, diyorlar ki efendim teşekkür ederiz, vakit ayırırız. Hayır, ben teşekkür ediyorum bu imkanı bana verdiğiniz için. İnşallah güzel bir sohbet olur. Harikasınız. Şimdi aktif siyaset durumunuzu ayrıca konuşacağım. Siyasetçiyim deyince siyasetten kopmanızı fark ediyorum ve kopmayın da bence. Şimdi uzun yıllar siyasetin içinde olan bir insansınız. Bir dönem milletvekili yaptınız ama siyaseti okuyabilen ve gözlemleyebilen bir insansınız. Türkiye yeni bir başkanlık sistemiyle artık başkanlık mı yarı başkanlık mı tam da çözemedik onu. Parlamenter sisteminden vazgeçip Parti Cumhurbaşkanı yeni bir sisteme girdi. Ama daha sistem birinci dönemini tamamlamadan şu anda hani çatlak ses demeyeyim de bir şeylerin yolda gitmediği herkes gördü. İktidar da gördü ki şu anda 2023'te seçim var diyor. Fakat bugün bakıyoruz ki 2020 yılında 2021'e girdik. İttifakı genişletmek için hamle atmaya başlıyor. Ve sanki böyle seçim 2023'e kalmayacakmış gibi. Şuradan başlayarak sormak istiyorum. Bu sistem öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin işte yaklaşık 100 yıla yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te temel atan Türkiye Cumhuriyeti'nin dokusuna uygun bir sistem miydi? Yani Cumhurbaşkanlığının makamındaki kişinin partili olması bizim dokumuza uydu mu size göre yoksa uymadığı için mi biz hala oturmamış bir şey arayışını sürdürüyoruz? İlkokuldan beri hep bir kompozisyon dersleri vardır. Giriş, gelişme, sonuç. Hayatın kendisi de böyledir. Yani sonucu konuşabilmemiz için, tartışabilmemiz için bence girişe ve gelişmeye çok iyi bakmak lazım. Ben özellikle son 10 senedir, yani teknolojinin baş döndürücü hızla artmaya başladığı, globalleşmenin artık iliklerimize kadar hissedildiği bir zaman diliminde her şeyi ekonomiyle ölçüyorum. Her şeyi ekonomiyle ölçüyorum derken her şey ekonomidir, paradır, güçtür anlamında asla kastetmiyorum. Ama sizin bir ülke olarak ne kadar yurt dışında bilinen markanız varsa, ne kadar şirketiniz varsa, teknolojide ne kadar ileriyseniz, kişi başınıza düşen milli geliriniz ne kadar fazlaysa, siz o kadar güçlü ülke oluyorsunuz. Yani bu benim söylediğim, benim kabul ettiğim bir kıstas değil, bütün dünyanın kabul ettiği bir kıstas. Şimdi Türkiye 2016'dan beri yapılan referandumla başkanlık sistemine geçti ve çok yoğun tartışmalar devam etti. İşte başkanlık sistemi şöyleydi, böyleydi falan. Ben 1980 yılından beri düzenli olarak siyasete 99'da girdim ama tabii internet çağı, artık 50 sene önceki şeyleri bile gidip okuyabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Düzenli ekonomileri takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 80'den beri, darbenin hemen sonrasından başlayarak hep dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almış. Özal zamanında 13'üncülüğe çıkmış, sonra tekrar 15'e düşmüş, 17'ye düşmüş, Tayyip Bey'in AK Parti'nin ilk dönemiyle beraber tekrar 14'üncülüğe gelmiş. Bugün G20 ülkeleri arasında 20. büyük ekonomi durumunda. Ve bu sene Türkiye ilk defa 20'den de 21'inciliğe düşebilir. Onu daha bilmiyoruz 2021'de ne olacağını, ama bu tartışılıyor. Şimdi Türkiye 2016'ya geçene kadar koalisyonlarla veya tek başına iktidarlarla, yani parlamenter sistemle yönetiliyordu. 4 senedir başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Türkiye hiçbir zaman 10 büyük ekonomi arasına giremiyor. Yani adeta koşu bandı üzerindeki koşucu gibi, spor salonlarına gidenler çok iyi bilir. Koşarsınız, terlersiniz, kilo da verirsiniz, Ama hep aynı motive de olursunuz. yerdesiniz. Ama hep aynı yerdesinizdir. Şimdi ben başkanlık sistemi doğru mudur, yanlış mıdırdan ziyade seçim kanunu ve siyasi partiler yasasının tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu değişmediği sürece adı ister başkanlık olsun, ister yarı başkanlık olsun, ister parlamenter sistem olsun,
beklediğimiz, arzuladığımız, hayal ettiğimiz Türkiye'ye hiçbir zaman kavuşamayacağız. Ben milletvekilliği yaptım. 83 milyonda, 85 milyonda seçilmiş 550, bugün 600 kişi yeni sistemde kişiden birisiniz. Ve ilinizi temsil ediyorsunuz. Size oy verenleri, hatta oy vermeyenleri de temsil ediyorsunuz. Ama genel başkanların ve onların yanında yer alan birkaç kişinin iki dudağı arasındasınız. Sizin bir özgürlüğünüz yok. Ve siz ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar göze batarsanız batın, ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, eğer genel başkanın yanındaki birkaç kişiyle problem yaşarsanız, takışırsanız veya onlar size kendini rakip olarak görürse bir dahaki dönem işin dışında kalıyorsunuz. Şimdi bu örneği niye veriyorum? İstesek de istemesek de hepimizin hayatını siyaset etkiliyor. Geçen bu yeni uygulama var, Clubhouse. Orada yeme içme sektöründekiler beni bir konuşmacı olarak aldılar. İşte bir tanesi dedi ki efendim siyaset bizi ilgilendirmiyor. Hayır dedim, yanılıyorsun. Seni ilgilendiriyor. Sen restoran sahibisin. Seni ilgilendiren kanunlar, kanun hükmünde kararnamelerin kim veriyor kararı? Nereden çıkıyor? Ankara'dan çıkıyor. Sen siyasetin içinde olmasan da senin hayatını, işini, iş hayatını ilgilendiren kanunlar Ankara'dan çıkıyor. Ankara nasıl, ne kadar derli toplu olursa o kadar Türkiye'nin problemleri de sağlıklı bir şekilde çözülür. O yüzden ben başkanlık sisteminden daha ziyade siyasi partiler ve seçim kanununun mutlaka değişmesi gerektiğini, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef bizim ülkemizde hiç kimse bunu konuşmuyor. Yine genel başkanların belirlediği listelerle seçimlere gidiyoruz. Milletvekillerinin bir özgürlüğü yok. Kendi iradesiyle hiçbir şeye karar veremiyorlar. E ondan sonra başkanlık sistemi olsa ne olur, olmasa ne olur. Ve bu sistemi de, ben başkanlık sistemine evet diyenlerden bir tanesiyim. Ama benim evetim, yani başkanlık sistemimi desteklememin ana temel dayanağı rahmetli Özal'dır, Anavatan Partisi. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Onun büyük hayaliydi başkanlık sistemi. Evet. Aslında Anavatan Partisi siyaset yapan herkesin, o tedrisattan geçen herkesin kafasında başkanlık sistemiyle ilgili bir pozitif düşünce, bir sempati vardır. Ama bugün gelinen noktada biz bürokrasiden kurtulalım dedik. Ankara'nın o ceberut bürokrat yapısından kurtulalım dedik. Ama bu sefer de karşımıza külliye bürokrasisi çıktı. Yani Amerikalıların, İngilizlerin dediği check and balance, yani kontrol ve denetim mekanizmasının olmadığı, milletvekillerinin de taca atıldığı, her şeyin külliyeden belirlendiği bir sistem. Mesela Sağlık Bakanı. Bu pandemi sürecinde başlarda herkesin çok beğendiği, çok takdir ettiği, gecesini gündüzüne katan, iyi niyetle çalışan bir bakan dahi çıkıp bir açıklamayı yapamıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısından sonra gerekli açıklamalar yapılacak deniyor. Hani biz bakanları şimdi kendi ayaklarımızın... İlginç bir şey söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanı bir süre önce 1 Mart itibariyle okullarımızda açılma başlayacak dendi. Sonra bir anda fark edildi ki 1 Mart'ta bakanlar kurulu akşama toplanacak. Çıktı Twitter'dan özür diledi. 2 Mart'a kaldı dedi. 1 Mart'ta okulların açılmayacağını da bölge valileri yayınladığı kararnameyle duyurdular. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Ben lafı hiç eveleyen geveleyen birisi değilim. Tarzımı siz çok iyi biliyorsunuz. Kamuoyu da biliyor. Şu an hiçbir bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan tek satırlık bir açıklama yapamaz. Bakın hiçbir bakan, bir tane bile demiyorum, hiçbir bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan tek satırlık açıklama yapamaz. Benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Ben AK Parti'den nefret etmiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'a düşman da değilim. Ben milletvekilliği yaptığım dönemde kendi partimden AK Parti'ye geçecek, transfer olacak, ondan böyle konuşuyor diye de suçlamalar yöneltilen bir kişiyim. Ama bakın milletvekilliği bitti, 5 sene geçti. Ben hala yerimdeyim, hiçbir partiye üye değilim. 2002 yılında sandıklarda devrim yaparak, merkez sağ, Ecevit'i, MHP'yi, herkesi gömüp, hak, hukuk, adalet ve 3Y ile mücadele ederek iktidara gelen bir Tayyip Erdoğan'ın geldiği şu noktayı görünce bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak ve 21 yıllık siyasetçi olarak gerçekten çok üzülüyorum. O Tayyip Erdoğan Keçiören'de, Üsküdar'da emniyet evlerinde otururken, halkla iç içeyken, bugün saraya kapanıp Türkiye'nin gerçeklerinden kopan bir cumhurbaşkanı, bir siyasetçiyi gördükçe kendi kendime diyorum ki acaba ben oralarda olsam, o makamlarda olsam aynı durumda mı olurum? Şaşırıyorum. İnsanların kafede, restoranda iki çay içip, iki kahve içip sohbet edemediği bir ortamda, yani pandemiden dolayı bir ortamda lebalep dolu diye kongreler yapmak ve bununla da övünmek. Ne var canım? Maske takılıyor, sosyal mesafeye uyuluyor. Yapacağız tabii. Anlayışını gördükçe hayret ediyorum. AK Parti'nin ilk zamanına bakıyorum, kadrolarına bakıyorum, Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine bakıyorum, bugün geldiği noktaya bakıyorum ve diyorum ki Titanic batıyor. Biz bunu Anavatan Partisi'nde daha önce yaşadık. Evet, belki bugün için Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi birebir zorlayan bir muhalefet olmayabilir. Birazdan ilerleyen bölümde onu da evet, konuşuruz. Onu açmak istiyorum. AK Parti'deki bu kibirin, bu gururun ana nedeni bu olabilir. Ama Titanic filmini hepimiz izledik.
geminin içerisinde olanlar son ana kadar fark etmediler ama aslında gemi batıyordu. Hatta böyle tepede olanlar bile gemi mi batıyor modundaydı. Yavaş 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 su alarak o batmaz denilen koskoca Titanic battı. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin durumunu aynı Titanic'e benzetiyorum. Titanic çok yoğun bir şekilde su alıyor ve geminin içindekiler, partinin en tepesinden en aşağısına kadar olanlar bunun farkında değiller. Peki size göre bunun farkında olan kesim var mı? Yani muhalefete gelmek istiyorum. Şöyle ki siyasi partiler kanunu yani delege sistemiyle iki dudağın arasında biz bugün iktidarı eleştirirken ama muhalefete de baktığımızda yeni kurulan partileri tenzih ederek söylüyorum. İyi Parti en yenisidir, en eskisidir yenilerin içerisinde. Deva gelecek gibi yani parti kimliği yeni almış olanları ayrı tutarak geçmişe baktığımızda muhalefete de çok fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Aynı liderler, aynı söylemler veya aynı duruşlar. Peki o zaman halk da şunu diyor veya biz de sürekli sağdayız. Tamam sen diyor bunu eleştiriyorsun ama bak diyor orada da durum aynı. Ben bari burada düzenim bozulmasın. Buraya oy vereyim. Yani peki muhalefet tarafından baktığında nasıl yorumluyorsun bunu? Bakın çok güzel bir şey söylediniz. Ben üniversite eğitimimden sonra 4 sene 4 farklı ülkede yaşadım. Ve Avrupa'da şunu gördüm. Orada insanlar iktidara tepki duyduğu zaman, iktidardan bir memnuniyetsizlik duydukları zaman eğer oy verecek bir partide bulamıyorsa muhalefette sandığa gitmiyorlar. O yüzden Avrupa'da işte İtalya'sına, Fransa'sına, bütün ülkelerine bakın dönem dönem seçime katılım oranlarının çok 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 düştüğünü görürsünüz. Bu bir tepkidir aslında. Siyasetçilere, siyaset kurumuna verilen bir tepkidir. Oysa bizim gibi Orta Doğu ülkelerinde evet rahmetli Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mekanı cennet olsun. Muasır medeniyetleri bize hedef göstermiş, yönümüzü batıya dönmüşüz. Ama ve lakin ağırlıklı olarak Orta Doğu toplumuyuz. Şark kültürünün hakim olduğu bir toplum yapımız var. Bu toplum yapısına sahip olan ülkelerde şöyle bir anlayış var. İktidardan memnun değil. İktidarı cezalandırmak istiyor sandıkta. Ama yerine oy verecek bir lider veya parti bulamadığı zaman oy da namustur anlayışıyla. Evet. Ben bunu kendi hayatımda da yaşadım. Milletvekili 2011'de seçildim. 2007 seçimleriydi evet. Oy vermeye gitmeyecektim pazar günü. Ya dedim oy vermeyeceğim. O zaman ailemle birlikte yaşıyorum. Babam dedi ki terbiyesizlik yapma git oyunu kullan. Oy namustur. Kime verirsen ver. Bakın yani böyle bir anlayışımız var bizde. O yüzden sandığa gider Orta Doğu toplumları bizim gibi ülkeler. Bakar muhalefetten verecek birisini bulamaz. Der ki yine kötünün iyisi budur. Buraya kadar bununla geldik. Hiç değiştirmeye de gerek yok. Başımıza dert almayalım. Yine oy verelim. Kimi dini nedenlerden dolayı Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Kimi diyor ki içlerinde en iyi bu konuşuyor. En iyi hatip bu. Doğru. Kimi diyor ki bugüne kadar ekonomik olarak iyiydik ama son birkaç yıldır kötüyüz. Toparlarsa yine bu kötüler toparlar diyor. Kimi de diyor ki ya ben diyor bağıran çağıran lider seviyorum. Posta koyuyor diyor Avrupa'ya diyor. İşte İsrail'e one minute, Amerika Trump'a şu bu falan filan örnekleri çoğaltıyor. Perdeyi kapatıyor. Gidiyor oyununu AK Parti'ye veriyor. İşte ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken de o yüzden gönül rahatlığıyla konuşuyorum. Koltuğu kaybettikten sonra konuşanlardan olmadım. O yüzden siz de yayına başlarken çok teşekkür ediyorum. Hakkında güzel sözler söylediniz. Ayrıldıktan sonra değil. Ben birinci yılda orada başladım. Gördüm çünkü fotoğrafı çektim. Dedim ki bir parti sürekli birinci oluyorsa, girdiği her seçimi kazanıyorsa ya bizde bir problem vardır. Yani bu Galatasaray'ın 96-2000 yılı arasında 4 yıl üst üste şampiyon olduğu döneme çok benziyor. Evet Fatih Terim'i, Hacisi, Popescu'su, Taferel'i vardı. Müthiş bir kadroydu UEFA Kupası'nı aldılar ama tarihin en berbat, en rezil Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u vardı. Şimdi bir takım sürekli şampiyon olursa 2'ye 3'e 4'e bakacaksınız. Bir siyasi parti sürekli seçim kazanıyorsa 2. 3. 4. geline bakacaksınız. Allah aşkına Anadolu gibi dinamik bir coğrafyada Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Abaza'nın, Boşnak'ın olduğu çok homojen, karışık bir yapıda ve binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, değişken, göçebe bir toplum yapısında 18 yıldır tek başına bir iktidar var. E abi o zaman burada bir muhalefette problem var. Yani niye olmuyor? Niye seçim kazanılamıyor? Yani her seçimde Tayyip Erdoğan veya AK Parti oy mu çalıyor? Böyle bir saçmalık, böyle bir garabet düşünce olabilir mi? Bakın 2019'un yerel seçimlerinde ilk defa muhalefet adam gibi bir strateji belirledi. Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alan herkes, MHP haricinde tabii, birleşti. Doğru adayları koydular. Ve bakın ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük 6 ilinin 5'i CHP'ye geçti. Alın size İstanbul, alın size Ankara, alın size Antalya, alın size Mersin, alın size Adana. Bursa hariç, o da son hafta kaybedildi. Orada da CHP adayı öndeydi. Bursa hariç hepsini CHP kazandı. Nasıl oldu bu?
Akıl olunca, strateji olunca, adaylar da doğru olunca oluyor işte, bu kadar basit. Bursa'yı da bir Bursalı olarak ve oradaki süreci de yakından takip eden bir kişi olarak da Bursa'nın da kaybedilmesindeki en büyük etkenin Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi ile aday arasında bu bir duyum değil, basına da yansıdı. Daha sonra yönetim de değişti. Yine kendi içinden kaynaklanan problemden dolayı kaybettiler. Bunu bizzat biz de yaşadık, röportajlarını yaptık, dile de getirdiler. Bir de bu böyle bir de buna bakmak lazım. Yani çok güzel bir söz var. Akıl aynı davranışları sergileyip farklı sonuçlar beklememektir diyor. Bakın, aynı davranışları sergileyip farklı sonuçlar beklememektir. Ama ana muhalefet 18 yıldır aynı davranışları sergiliyor. Seçim bittikten sonra da diyor ki, aa biz niye kaybettik? Tabii ki kaybedersin. Yani bakın, çok basit bir örnek var. Tayyip Erdoğan'ı beğeniyoruz, beğenmiyoruz. En çok eleştirenlerden birisi benim. Ama adam hayatını siyasete adamış. Yani şu son birkaç yılını saymazsak, halktan kopuşunu yayının içinde de söyledim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin en eski partisi, dünyanın da en eski dördüncü partisi diyebiliyorum. Benim zamanımda öyleydi ki değişmez zaten. En eski dördüncü partisi, bugün 81 vilayetin 25'inin 26'sında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yok. Böyle bir ayıp, böyle bir garabet olabilir mi? Atatürk'ün partisi neredeyse 100 yıllık parti, 2023'te işte 100 yıl olacak aslında, 1923'ten de önce kurulmuş Cumhuriyet Halk Fırkası olarak. Düşünebiliyor musunuz? 25-26 vilayette milletvekili yok. Şimdi öbür tarafta da Türkiye'yi karış karış gezen, Hakkari'ye 10 kere giden, Mardin'e 15 kere giden bir siyasetçi profili var karşınızda. Şimdi medyası var, parası var, gücü var, teşkilatları var. Siz o zaman nasıl baş edeceksiniz? Nasıl onu yeneceksiniz? Doğru adayları bularak yeneceksiniz. Ama ben milletvekili olduğum dönemde partide 4 yıl boyunca bitmeyen tartışma şuydu: Faik Tunay gibi sağcılar partiyi ele geçirecekler, bunlara müsaade etmeyelim. Ya benim zamanımda 800 bin üyesi vardı partinin, şimdi artmış. Diyordum ki, merkez sağdan gelen topu topu zaten 4 kişiyiz. Eğer bu 4 kişi 800 bin üyesi olan bir partiyi ele geçiriyorsa, siz bu partiyi kapatın gidin zaten. Böyle bir acziyet olabilir mi? Şimdi CHP'de bunlar kırıldı ve ben bundan çok büyük mutluluk diyorum. Ben günah keçisi oldum ama hiç önemli değil. İşte Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerindeki söylemleri, Mansur Bey'in Milliyetçi Hareket Partisi kandansı olmasına rağmen bir şekilde kabul edilmesi, bunlar güzel şeyler işte. Yani böyle olursa ancak Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenebilirsiniz. Yoksa aynı kafa, sol yumruğu kaldırın. Böyle olmuyor işte. Sonuç alınamıyor. Ana muhalefetin dışındaki diğer muhalefet partilerine de hızlı bir şekilde gelmek istiyorum. Sizin milletvekilinizden sonra yeni partiler de kuruldu. Bunların içerisinde İYİ Parti'den başlamak istiyorum. Çünkü İYİ Parti işte bir seçim yaşadı. Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı oldu. Dolayısıyla şu anda İYİ Parti ve daha sonra kurulan bir iki parti üzerinde yorumlarınızı almak istiyorum. İYİ Parti'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, yeni kurulan partiler içerisinde sizin de söylediğiniz gibi aslında yeninin eskisi İyi Parti'dir. En başarılı olan İyi Parti. Türkiye'de başarılı olmak istiyorsanız, 21 yıldır bütün anketlerde bunu görüyorum. Bir, vatandaşa açıklanan anketler var, sorular var. Bir de bazı açıklanmayan, kamuoyuyla paylaşılmayan anket soruları var. Birinci sırada Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar şuna bakıyorlar. Aşağıdakilerden hangisine bakarak oy verirsiniz? Birinci sırada hitabet ve konuşma çıkıyor. Bu hiç değişmedi. İki, %85 lidere bakarım diyorlar. Ekipmiş, kadroymuş, bunlar önemli takım ama %85 lider. Bu ülke, bu toplum lider odaklı ve iyi konuşan, iyi hatibi olan, lideri olan partiye veya hareketlere oy veriyor. Şimdi bakıyorum, Meral Akşener, Meral Hanım, erkek gibi kadın. Konuşuyor, hakaret etmeden, bağırmadan Tayyip Erdoğan'a çok ağır şeyler söylüyor ama usturumunla söylüyor. Sokak sokak geziyor. Son bir yıldır özellikle Türkiye'nin bütün illerini sokak sokak geziyor. Esnafın yanında yer alıyor. Yani yapılması gereken her şeyi yapıyor. Ben önümüzdeki seçimlerde İyi Parti'nin bir patlama yapabileceğini düşünüyorum. Böyle giderse, böyle devam ederse. Ama son anda bir şey olur. Bozarlar. Bakın işte geçen Ümit Özdağ çıktı, işte il başkanı FETÖ'cü dedi bir şey de. Yani orayı da bozmaya, orayı da, oradaki gücü de kırmaya yönelik iktidar tarafından ve iktidar ortağı tarafından çalışmalar var, çabalar var. Çünkü niye? 50 artı birlik sistemde ben alamıyorsam, o zaman diyorum ki bari o da almasın. Yani stratejiler de değişti. Eskiden %34 ile tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi için artık 49 yetmiyor. 50 artı 1. 50 artı 1 alamıyorsa, o zaman ben alamıyorsam rakibi de düşüreyim, onlar da alamasın. İş kitlensin, çünkü bu stratejinin haricinde başka türlü kazanma şansınız yok. Bu partiler içerisinde en şanslı olanı, en düzgün olanı İyi Parti.
Diğer işte Sayın Babacan'ın, Davutoğlu'nun kurduğu partiler zaten anketlerde de %2-2,5 bandında geziliyor. Yani bir parti daha kuruluşunda 2-2,5 olursa bu partinin onu geçmesi, siyasi tecrübeme dayanarak söylüyorum, çok zor. Meral Hanım İyi Parti'yi kurduğu zaman zaten ilk zamanlardaki anketlerde 6,5-7'lerde geziyordu. Hatırlayın. E ne oldu? Biraz etkin çalışma, biraz sahada basmayla onu geçti. Ha Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklediği oy alamadı, hayal kırıklığı yaşadı ama onca baskıya rağmen gitti, seçime girdi ve %10 barajını geçti. O yüzden ben Meral Hanım'ın önümüzdeki dönem bu şekilde devam ederse, bir yol kazası yaşamazsa, bu partiler içerisinde en şanslı olduğunu düşünüyorum. Diğer partilere açıkçası pek fazla şans vermiyorum. Peki yakın zamanda partileşecek olan eski partiliniz Sayın Muharrem İnce ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok iyi bir hatip, iyi konuşmacı. Biraz önce de söylediğim gibi Türk siyasetinde olmazsa olmaz ilk madde budur. Anketleri de sizle paylaştım. Ama tabii ondan sonra ekip, her ne kadar Türk toplumunun %85'i ben lidere bakarım, onun konuşmasına hitap etme bakarım dese de, ondan sonra %15 de olsa bir ekip, bir kadro var. Tayyip Erdoğan ilk dönemini hatırlayın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu ama bizim Anavatan Partisi'nden ne isimleri aldı, ne flaş isimleri aldı. Yani evet, eski isimler, bir sürü liberal, ilk zamanki kadrosuna kesinlikle bakın. Yani bu da çok önemli şimdi. Toplumun her kesiminden insanlar şunu diyor. Du o zaman. Aa bizden de biri var. Bir Boşnak diyor ki benden biri var. Bir Kürt diyor ki benden biri var. Bir merkez sağ diyor ki benden biri var. Bir liberal benden biri var. Şimdi Muharrem Bey nasıl bir kadro kuracak? Nasıl bir ekip kuracak? Daha onu şu an görmüş değiliz. Onu hani sır gibi saklı tutuyorlar. Ne zaman açıklanacak onu da bilmiyorum. Yani diğer mevcutlara göre daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Çünkü o da hazır cevap. O da altta kalmıyor. Lafı gediğine koyuyor. Bu önemli bir özellik. Pratik zekaya sahip. Ama mecliste temsil edilmek çok önemli Mesut Bey. Bakın bazı insanlar şunu söylüyor. Ya mecliste temsil edilmek önemli değil. Türk insanı buna dikkat etmiyor. Hayır, yanılıyorsun. Bizim insanımız, bütün insan aslında, bütün insanlar dünyanın her yerinde gücü sever. Bunda yadırganacak bir şey yok. Gayet normal. Bu benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Bir kurulan parti mecliste grup kurduğu zaman vay be, grup kurdu. Bak 20 milletvekili var. Bu bir algıdır yani. Hani Amerikalılar der ki perception is reality. Yani algı gerçekliktir. Siyasette çoğu zaman işler algıyla yürür. Yani bu algı siyasette çok daha önemlidir. Şimdi yeni kurulan partilere bakıyorsunuz, mecliste temsilleri yok. Bir veya iki. Ama bir parti kurulsa 15-20 milletvekili olsa o zaman işler çok değişir. Yani milletvekili transferi falan filan, kimse ona öyle bakmaz. Evet 50 tane parti değiştirirseniz bu millet onu yadırgar, onu doğru bulmaz. Ama yeni kurulan bir partide transferler ve grup kurmak çok önemlidir. Hatırlayın, geriye gidin. Erkan Mumcu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa edin. Bizim Anavatan Partisi'ne tekrar geri döndükten sonra logoyu değiştirdi. O yılların Anavatan Partisi'nin logosu değişti, rengi yeşil oldu falan filan. Bir tepkiler falan. Hiç kimse ihtimal vermiyordu Erkan Mumcu, ama ne olacak? AK Parti'de bakanlık yaptı. Tekrar ANAP'a döndü. ANAP zaten ölmüş, bir şey olmaz dendi. 20 milletvekiliyle bir grubu kurdu mecliste. Gümbür 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 gümbür. Şanssızdı o Doğru Yol Partisi'yle birleşmenin başarısız olması oldu Mehmet Ağar döneminde. Yoksa evet, Anavatan Partisi bir anda anketlerde bile belirmeye başlamıştı. Hatta Bülent Arınç buradadır işte. Her zaman şunu söyler. Yayınlarda da bunu söyler. Ben orada dinlediğim için söylüyorum. Bugüne kadar, AK Parti'den ayrılmadan önce derdi ki, bugüne kadar bizi en çok zorlayan Erkan Mumcu'yla Anavatan Partisi olmuştur. Niye bir anda bir grup mecliste 20 tane milletvekili, 21'di yanılmıyorsam, etkinlik. Şimdi yeni kurulan partilere bakıyorum. Çok zayıflar ve cılızlar. Yani böyle bir iki milletvekiliyle bu iş olmaz. Seçimi normal zamanda mı? Yoksa benim öngörüm mesela 2022 baharı gibi, ben seçim bekleyenlerdenim. Bütün matematik bana göre oraya gidiyor. Siz deneyimimizden yola çıkarak seçim 2023'te zamanda mı, daha erken yapılır mı? Bu pandemi olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi şimdiye yapmıştı bile. Bakın 2021-2022 demiyorum. 2020'de bu seçim yapılmıştı. Maksimum 2021'in Mart'ı veya Haziran'ında bu seçim yapılırdı. Aynı tarih düşünüyoruz sizinle. Katılıyorum ben de. Ama Türkiye pandemi öncesinde ekonomik olarak zaten kötü durumdaydı. Pandemiyle beraber feciat durumda. Bakın bunu hani bir Recep Tayyip Erdoğan'a veya AK Parti'ye muhalefet olan birisi dedi. Ben mühendis değilim. Rakamları çok fazla sevmem ama ekonometri mezunum. Kısmen mühendislik gibidir. Hayat rakamdır. Ben size yalan söyleyebilirim. Ama benim geçmişimle ilgili rakamlar, istatistikler yalan söylemez. Bakın Türkiye'nin bütçe açıklarına, bakın ihracatına, karşılığında ithalatı nedir? Türkiye 2019 yılında 80 milyar TL bütçe açığı hedeflerken, yani ben
gelirimden daha fazla giderim olacak ve 80 milyar açığım olacak derken 128 milyar TL ile 2019'u kapatmış. 2020'de 138 milyar TL bütçe açığı hedeflerken 172 milyar TL bütçe açığıyla yılı kapatmış. Yani kötüyü beklerken çok daha kötüyle karşılaşmış. İhracat rekorlar kırıyor. Karşılığında ithalata bakın. Yani bütün istatistikler, bütün rakamlar ekonomik olarak zaten Türkiye'nin iyi olmadığını gösteriyor. Bir de üzerine dünyayı felç eden pandemi gibi bir bela gelince Tayyip Erdoğan'ın ve iktidarın bütün hesabı şaştı. Eğer bu pandemi olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan bir şekilde işte diğer partileri terörle suçlardı, PKK ile yan yana tutardı, FETÖ derdi, bilmem ne derdi. O darbe sonrası oluşan iklimde hemen seçimi yapardı. Ama ve lakin pandemi hesapları bozduğu için şu an seçim yapamıyorlar. Bence iktidarın da zaten çıkması şu, biraz daha iş uzarsa toparlayamazsak daha kötü olacağız düşüncesi var. Acaba bunu bir an önce yapsak mı diyenler var. Ben bu duyumları içeriden alıyorum. Diğerleri diyor ki aman sakın seçim meçim yapmayalım. 2023'e kadar götürebildiğimiz kadar götürelim. 99 yılında kurulan koalisyon hükümeti ANAP, MHP, DSP koalisyonu bunu yaşadı. Erken seçime gitti. Hepsi silindi gitti. Onların da kafası karışık. Ama ben de sizin gibi düşünüyorum. Hatta ben yani 2021'in Kasım'ında bile belki bir seçim olabilir diye düşünüyorum. Ama o olmazsa 2022'nin Mart'ında olacağını düşünüyorum. Ama seçim kanunundaki değişiklikler de yapıldıktan sonra düşünüyorsunuz değil mi? Çünkü seçim kanununda şimdi değişiklikler yapılacak. %40'ı yeterli görecek. Muhalefet edecek ki %40 sen al sen kazan. Muhalefet de belki ondan cazip gelecek muhalefete. Seçim kanunundaki değişikliği bekliyorum ben. %100 çünkü biliyorsunuz hani bu yayınımızın konusu bu değil ama yeni sisteme göre bir cumhurbaşkanının iki dönemden fazla seçilmesi mümkün değil. Bunu istedikleri kadar farklı yorumlasınlar. Bu Tayyip Erdoğan ikinci dönemi oluyor. Bir, referandumla beraber. İki, geçtiğimiz dönem. Yani hiç tartışmaya gerek yok. Ancak ve ancak meclis seçim kararı alırsa, meclis kendisini feshederse, cumhurbaşkanı bir dönem daha biliyorsunuz aday olabiliyor. Yeni sistem açık yani anayasada yazan bu. Meclisin de kendisini feshetmesi için yeterli bir sayıya ihtiyacı var. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu bunun için yeterli olmuyor. Olmuyor. Yani yetmiyor yani. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bu mevcut da bu olmaz. Yani oyun oynanıyor şu an. Bir kurallar var. Bu kurallara göre seçim olmaz. Bu kurallara göre üçüncü kere aday da olamaz. O yüzden kural değiştirecek. Değiştirmeye çalışacak. İşte muhalefet burada nasıl duracak? Nasıl tepki verecek? Tek ses mi olacak? Parçalanacak mı? Bölünecek mi? Bunları göreceğiz. Yani iktidar tarafından muhalefet cephesini, Millet İttifakı'nı dağıtmak için müthiş bir çaba var. Ha bunu da yadırgamıyorum açık ve net söyleyeyim. Bir siyasetçi gözüyle, bir vatandaş gözüyle baksaydım belki ya olmaz derdim. Ama bir siyasetçi gözüyle diyorum ki siyasette legal kurallar içerisinde kalmak koşuluyla her şey mübahtır. Tayyip Erdoğan da diyor ki ben alamayacaksam o zaman orayı dağıtayım. Bakın Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaret ediyor. Yıllardır Saadet Partisi için söylemediğini bırakmadı. Saadet Partisi'ni terörle eş tuttu. Karamollaoğlu'nu, Sayın Karamollaoğlu'nu. Oğuzhan Asil Türk'e gitti. İyi Parti içerisinden Ümit Özdağ ile bir yarma hareketi denendi. İşte il başkanı FETÖ'cü dendi, o dendi, bu dendi falan. Şimdi HDP'li milletvekilleriyle ilgili fezlekeler mecliste İYİ Parti'de açıklama yaptı. Dedi ki biz bunlara dedi olumlu oy vereceğiz. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili. Yani iktidar diyor ki bu Millet İttifakı'nı nasıl bölerim? Oradan kendime birilerini çekebilir miyim? CHP'yi çekemeyeceğine göre HDP'yi de bence çekme şansı yok. Yani çözüm süreci gibi bir süreç başlatmadığı sürece ki o süreçten çok daha radikal adımlar atması lazım ki HDP bu sefer kansın oraya gitsin. Burada İYİ Parti'nin üzerine oynuyorlar. İYİ Parti'nin yükselen trendini kesmeye çalışıyorlar. Ben öyle değerlendiriyorum. Burada net. Millet İttifakı eğer 2019 seçimlerine girdiği gibi tek parça olabilirse ve sağlam bir adayı Tayyip Erdoğan'ın karşısına soracaktım. Çıkarsa tam o son sorumu olacaktı. Bu gün konjonktürde sağlam aday tanımınıza kim uyuyor sizin? Şöyle söyleyeyim. Hani düşünün İstanbul seçimlerine giderken Ekrem İmamoğlu diye birisini İstanbul'da oturanların bile çoğu tanımıyordu. Beylikdüzü gibi çeper, dış bir ilçeydi. Ve 3 ay içerisinde geldi AK Parti'nin de yaptığı büyük hatalarla seçimi kazandı. Zaten sizin seçim kazanmanız için sizin iyi olmanız yetmez siyasette. Sizin rakiplerinizin de kötü olması gerekir. Doğru. AK Parti o kadar kötüydü ki ve Ekrem İmamoğlu da doğru söylemlerle kazandı. Hani şunu da söyleyeyim. Efendim kimse yok çıkar mı? Vallahi çıkar burası Anadolu. Bir anda öyle bir isimler çıkar ki 3 ayda parlatılır bir bakmışsınız şaşırırsınız. Ama tabii Cumhurbaşkanlığı için bu yeterli olmayabilir. Bir yerel seçim diye ben Mansur Bey'i şanslı görüyorum. Tarzıyla,
kişiliğiyle, icraatlarıyla. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dışına hiç çıkmıyor. Sadece belediyecilik yapıyor. Genel siyasete dair, genel gündeme dair hiçbir yorum yapmıyor. Benim işim Ankara. Meral Hanım için ne düşünüyorsunuz? Meral Hanım da tabii şanslı bir aday ama Meral Hanım geçen seçimde aday oldu. Aldığı oy da biraz tabii düşüktü. Kendisi istifa etti hatırlarsanız. Sonra tekrar geri geldi. Yani Meral Hanım da güçlü bir aday olabilir. Burada tek şart var. Kim çıkarsa çıksın, Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alan bloğun hepsinin istisnasız bunu desteklemesi gerekiyor. Örtülü veya örtüsüz, görünür veya görünmeyen. Şimdi HDP Millet İttifakı'nın içinde mi? Baktığınız zaman Ali İlvi içinde, içinde değil değil mi kağıt üstünde? Doğru. Ama aslında Millet İttifakı'nı destekliyor. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Bunu eleştirmek için de söylemiyorum. Bu da bir tercihtir. Biraz önce söyledim ki vatandaş olarak yanlış gelir ama siyaseten bu bir stratejidir. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıldığı zaman 2022 veya 2023'te bir aday iyi olacak. İki, bu bloktan hiç fire verilmeyecek. Üstüne de yeni kurulanlar işte Babacan'ı Davutoğlu hiç önemli değil. Oyları 3 de olsa 4 de olsa %1'in bile çok önemli olacağı kesinlikle bir atmosfere giriyoruz. Onun için Tayyip Erdoğan Oğuz'a Nasip Türk'ü ziyaret ediyor. Yoksa babasının ailesine gidip onu ziyaret etmiyor. Hesap kitap var burada. Eğer muhalefet tek parça durmayı başarabilirse, Mansur Bey gibi bir aday da çıkarsa ben Tayyip Erdoğan'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonominin toparlanması mümkün değil. Artık tencere kaynamıyor yani. Ve marketler, fiyatlar, enflasyon falan filan çok sıkıntılı. Mansur Bey önde, öyle değerlendiriyorum. Mansur Bey olmazsa Meral Hanım'ın da bu artan ivmesiyle beraber ciddi şansının olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Anadolu'da bazı yerlerde hala şöyle düşünceler var. Ben de sizin gibi çok sık geziyorum. Ya hani hanım cumhurbaşkanı olur mu, kadın falan, biliyorsunuz bizim bir devlet geleneğimiz var. Eski Türk devlet geleneğinde hanımlar, eşler çok çok önemliydi ama o zamanlar artık yok. Bundan dolayı bazı insanlar şüpheli. Ya bir kadından cumhurbaşkanı olur mu diye. Bu açık ve net yani. Bunu paylaşıyoruz. Doğru. Bilinen bir şey. Bu algıyı da tersine çevirebilirse Meral Hanım zaten iyi gidiyor. Oyların da yükseldiğini düşünüyorum. Ciddi şansı olur ama ben en çok Mansur Bey'e şans veriyorum. Şahsi fikrim. Belki de çünkü şu anda bir muhalefette bütün partiler yeni bir parlamenter sisteme dönüşü vaat ederek gidiyorlar. Belki de yani birinin cumhurbaşkanı adayı olup daha sonra parlamenter sistem için tekrar bir referanduma gitmek gerekecek muhtemelen. Çünkü anayasa değişikliği yani olası Millet İttifakı'nın adayı kazandığı takdirde tekrar bir şeyle referandumla parlamenter sisteme geçiş olacak. Tekrar bir zaman, tekrar bir maliyet. Ama diyelim ki bunun hepsi oldu. O zaman işte Cumhurbaşkanlığı şu anki kadar güçlü bir yapıda olmayacağı için belki güçlü bir başbakanlık için ittifak bir anlaşma yapabilir. Yani biri Cumhurbaşkanı olsun, biri ileride başbakan olsun gibi. Belki de böyle bir anlaşmaya girebilirler diye düşünüyorum. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim size. Ben biraz radikal gelebilirim. Yanılabilirim tabii ki. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz, yanılabiliriz. Ben kolay kolay başkanlık sisteminin terk edilip eski parlamenter sisteme dönüleceğini düşünmüyorum. Bu makamı kapan, bu yetkiyi alan birisi kolay kolay eski sisteme dönmek istemeyecektir. Ne olur? Başkanın biraz yetkileri törpülenir. Biraz o demin söylediğimiz check and balance, yani kontrol denetim mekanizmaları sıklaştırılabilir. Yargıda bir takım reformlar yapılabilir. Siyasi partiler yasası, seçim kanununda değişiklikler olabilir. Adı başkanlık olmaz, yarı başkanlık olur ama ben eski sisteme, parlamenter sisteme kolay kolay birkaç yıl içerisinde dönüleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama bunlar iktidara gelirken, daha doğrusu seçime girerken bunu vaat ederek gelecekler. Orada bir şey olmayacak mı? Yani şöyle yapacaklar, vaat edecekler. Kazanırsak parlamenter sisteme döneceğiz. Ama bir yol haritası koyarak işte birkaç yıl içerisinde, yani şunu demek istiyorum, daha açık ve net söyleyeyim. Muhalefet, Millet İttifakı, o günkü adı başka bir şey olabilir. Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kazandı. Kim oldu? Mansur Bey, Meral Hanım X. Hemen koltuğa oturdu. Bir gün sonra parlamenter sisteme dönüyorum. Değil. Hemen mecliste oylama yapıyoruz. Olmayacak. Ha, ona en fikirim. Yani belki 1-2 yıl içerisinde bir dönüşüm olacak. Faik Bey, çok teşekkür ederim. Valla ilk program ama çok keyifliydi. Böyle farklı yüzlerle ilerleyen zamanlarda bunu tekrar yapalım derim. Tabii. Ben çok memnuniyet duydum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Siz de yayının başında da söylediniz. Siyaset hakikaten çok uzun bir maraton. Bazen çok hızlı koşuyorsunuz. Bazen yavaşlıyorsunuz ama hiç durmuyorsunuz. Aslında ben de durmadım ama sadece fazla televizyonlarda geçmiş dönemdeki gibi olmadığım için yaptığım birçok şey belki gözükmüyor. Ama aslında suyun altından tabiri caizse birçok şey yapıyoruz. Bu siyaset çünkü fırsatları kovalamak. Ben tekrar fırsatların eskisinden çok daha iyi bir şekilde geleceğini düşünüyorum ve Türk siyasetinin 2001 tasfiyesine doğru gittiğini düşünüyorum. Kararsızlar olmuş %25, %30. Kimse güvenecek, tutacak bir dal bulamıyor. Siyaset kurumunun itibarı zedeleniyor. O yüzden siyasette birkaç sene içerisinde toplu bir tasfiye olabilir ve yepyeni isimler sahneye çıkabilir.
Bu yeni isimler sahneye çıkarken bir dönem çıkmış isimler Faik Bey gibilerde tekrar dönebilir mi? Burada önemli olanın şu olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yıpranmadıysanız, halkta ve sokakta bir karşılığınız varsa, yani insanlar sizi gördüğü zaman, ben kendim için konuşmuyorum, kim olursa olsun, kendimi de bunun içine dahil ederek, insanlar sizi gördüğü zaman, ya siz doğru konuşuyordunuz, objektiftiniz, tarzınızı da beğeniyorduk, siz tekrar mecliste olmalısınız diyorlarsa, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, o zaman hiç sorun yok. Bir dönemde görev yapın, iki dönemde yapın. Ama görev yapıp, yıpranıp, yanlış işlerin peşinde koşup, yanlış konuştuğunuz zaman, o tahribatı tamir etmeniz mümkün olmuyor. Allah'a çok şükür ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıkıntılar yaşadım ama hiçbir zaman büyük yanlışlar yapmadım. Kendimi zora sokacak, utanacağım, ileride ya ben keşke bunu da yapmasaydım diyeceğim bir söylemim, bir açıklamam olmadı. Merkez sağ geleneğinden gelen biri olarak sadece partiyi ortaya çekelim, merkeze çekelim bir mücadelesini verdim. O yüzden de tekrar fırsatın geleceğini açıkçası düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Değerli katılımınız için umarım siz de siyaset sahnesinde yakın zamanda görürüz. Çok teşekkür Evet, ediyorum. sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi 20. dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay konuğumuzdu. Siyasetin nabzında tekrar görüşmek üzere.